Bugün benim dikkatle takip ettiğim genç kuşağın iyi gazetecileri var efendim. Mesela Barış Pehlivanı burada çağırdık değil mi? İsmail Saymaz'ı davet ettik. Murat Ağırel de özellikle bizim vergilerimizle oluşturulan bütçenin nerelere harcandığını dikkatle takip eden bir gazeteci. Pek çoğunuz onu televizyonda ilk defa izleyeceksiniz. Ben dikkatle takip ediyorum kendisini. Siz de bugün itibariyle onu tanımış olacaksınız. Yeni Çağ Gazetesi ne yazıyor? Ağırlıklı olarak da ekonomik politika politikalarını ve bütçemizin nereye harcandığını irdeliyor. Murat Ağırel, günaydın, hoş geldin. Merhaba, günaydın, Nasılsın hoş güzel bulduk. kardeşim? Gayet iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Seninle bugün konuşacağız. Dünya evet. Engeller Günü evet. ve manşetimiz sadece hakkımızı istiyoruz. Günün önemli haberlerinden bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama, veto. Evet. Biz bundan çok memnuniyet duyduk ve kendisine teşekkür ettik. Bir hatadan dönüldü. Yanlış hesap Bağdat'tan da olsa dönülür. Evet. Bunu konuşmak istiyorum. Şehir hastanelerini seninle konuşmak istiyorum. Evet. Şehir hastaneleri ve kamu ihaleleri. Geçen evet. hafta burada Çiğdem Toker vardı. Onunla da olağan işler bağlamında bunları konuştuk. Bunun dışında da sana sormak istediğim çılgın proje soruları var. Evet. Ama önce kısacık bir kendini tanıtır mısın? Bir habere gideceğiz de. Kimdir Murat Öğrenç? Tabii ki. Daha öncesinde ben zaten meydanlardaydım, sokaklardaydım. Ee, biz kaç kişiyiz platformu diye bir platform kurmuştuk biz daha öncesinde. Ve bununla birlikte de Cumhuriyet mitinglerini düzenledik. Bunları yaptığımız için de zaten Ergenekon davasında sanık olarak yer aldım ben. Ee, mücadelem sokaktaydı ve haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sesimizi biraz daha yüksek sese haykırmak için meydanlarda yer aldık. Sonrasında ise bu 11 yıllık yargılama sürecinden sonra artık ee, hem Oda TV'de daha sonrasında yeni çağda yazmaya başladım ve hala da yazılarıma devam ediyorum. Bununla ilgili bir kitap çıkardım, kitapla ilgili e, çalışmalarım yoğun oldu ve şu anda da yeni kitap hazırlık, hazırlığı içerisindeyim. Ee, i̇ki tane çocuğum var. Ee, aynı zamanda ne? biri Ada Dila, diğeri de Sadıkhan. Allah bağışlasın. Tamam, Eşiniz? Dinlemize. Eşim e, finans uzmanı zaten Adını. kendisi. Dilek. Onu anneniz, babanız neredeler? Allah çok şükür sağlar. Ben Adana Ceyhanlıyım. Adana'yı selamlıyoruz. Nur diyorum memleketimle de zaten. Gelen sorucu bizi izliyor. Biraz evvel yazdı İsmail abi ben de uyandım dedim. De Peki efendim şimdi gazeteci yazar Murat ile sohbet edeceğiz. Her birinizin vergileriyle oluşturulan bütçeyi konuşacağız. Dolayısıyla lütfen bu arada birbirinize haber verin. Kaçırmayın bu önemli sohbeti. Çünkü vergilerinizin nereye harcandığı bilgisi ve sorgulaması demokratik bir hayatın vazgeçilmez hususlarından bir tanesidir. Haberi izliyoruz, sohbete başlıyoruz. Buranın bırakın 36 ayı e, burasıyla ilgili bir gün bile duracak vaktimiz yok. Termik santraller ciddi bir ölüm nedenidir. Kahramanmaraşlı milletvekilleri daha önce söz verdi sonra sözlerine rağmen termik santrallerin filtresiz çalışmasına onay veren kanunu meclisten geçirdi. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin kendileriyle çelişen sözlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yasayı veto kararı geldi gerekli tedbirler alınmazsa burası kapatılsın e, talimatını verdi Cumhurbaşkanımız. Astım ve akciğer kanseri gibi çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Bu hastalıklar aynı zamanda ciddi bir ölüm nedenidir. Kahramanmaraş'ın tek MHP'li milletvekili Sefer Aycan, bir tıp doktoru, halk sağlığı uzmanı. Oylamadan sadece bir gün önce kürsüde termik santral ölüm saçıyor demişti. Bir gün bile filtresiz arıtma tesisi olmadan çalışmasına müsaade edilmemesi gerekir. Grubumuz bir karar verdi. İşletmeleri bir süre verip denetimleriyle ilgili bir süre var biliyorsunuz. Grubumuz o maddeyi destekledi. Bizim asla rızamız söz konusu olamaz. Çalıştırılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır. Bir başka vekil AK Partili Mahir Ünal, Elbistanlı, aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüğünü ve santralin gerekirse durdurulacağını açıklamıştı. Buranın bırakın 36 ayı, burasıyla ilgili bir gün bile duracak vaktimiz yok. Çünkü bizim için çevre kirliliği ve vatandaşlarımızın sağlığı milletvekiller olarak bizim birinci önceliğimiz. Ama o birinci öncelik yani halk sağlığı 5 ayda gitti. Yerini ne olduysa başka önceliklere bıraktı. AK Parti termik santrallere filtresiz çalışma izni verilmesine evet oy verdi. Genel Başkan Yardımcısı ise tekrar Kahramanmaraş'ta ama bu kez çok farklı sözlerle hemşehrilerinin karşısındaydı. Görmemiz gereken bir şey daha var arkadaşlar. O da nedir? Burada çalışan insanların işsiz kalması durumunda 10 bin kişinin üzerinde insan etkilenecek. Artı devletin 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı yapması gerekiyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacı açısından gerekli tedbirleri alarak çevreye zarar vermeden çalıştırılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır. Dün önce Faik Öztürk'ü e dinledim canlı canlı notlarımı aldım. Sonra Ömer Çelik hükümet sözcüsü onu dinledim ve Cumhurbaşkanı bunu veto etti deyince ben çok sevindim ve hemen tweet attım. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na. Yanlış hesap Bağdat'tan döndü ve bir çevre duyarlı olan bir yurttaş olarak kendisine gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Murat Ağırel bunu nasıl yorumlayacak bakacağım ama önce emekli hakkını istiyor İsmail, Mustafa Varol. Emekli hakkını istiyor. Sen devlete her şeye 22-38 artır. Yani devletin zamlarından bahsediyor. Devletin verdiği hizmetlerden. Ama enflasyon yüzde 12 ise bu zamlar niye böyle? emekli insana yakışır bir hayat istiyor. Asgari ücrete azam yap. Böyle olmaz sadece hakkımızı istiyoruz diyor Mustafa Varol. Evet Sayın Murat Ağırel kardeşim. Haritamız bu. Bak Türkiye'de 11 ilimizde 14 termik santral var. Şu meseleyi bize birazcık anlatır mısın? Evet termik santraller biliyorsunuz ki ee, buharla çalışan ee, santrallerden bahsediyoruz ve kömürle bazıları ise doğalgaza çalışıp enerji üreten, suyun ısınmasıyla enerji üreten santraller. Ne yazık ki e, 2013 yılından beri bu santrallere bir şekilde süre uzatımı verildi. Normalde süre uzatımı şu anda yeni değil. Evet e, bu torba yasanın içerisine eklendi ama daha öncesinde de zaten süre uzatımları verilmişti. 2013 yılından beri devamlı süre uzatılıyor. Şimdi buradaysa şöyle bir şey var. Günde 30 bin ton kömür yakıp 7,5 ton gökyüzüne kül e, bırakan bir yapıdan bahsediyoruz. E, Bunun bir de Atık boyutu var, daha farklı bir atık boyutu var. Yani çevreleri kirleten bir olaydan bahsediyoruz. Bununla ilgili e, termik santrallerin bacasına takılması gereken e, filtreler zaten kendilerinin e, iyi niyetinden dolayı yapacakları şey değil, mevzuata göre, kanuna göre yapmak zorunda oldukları bir şey. Devletimiz bir de bunu yapsınlar diye biz üzerine bir de teşvik veriyoruz bu arkadaşlara. Evet, bu arkadaşlara teşvik veriyoruz. Bakın, Zonguldak çatal ağzı termik santrali var. Evet. 2018 yılında Hemen bakın ben haritanın başına geçeyim. Bu illerimizde yaşayanlar da dahil olmak üzere hepinizin dikkate takip etmesi gerekiyor. Murat Örel anlatıyor. Çatalarza, Termiş, Satır Zonguldak. Evet, 2018 yılında mevzuata uyusunlar diye 35 milyon TL, 2019 yılında ise 41 milyon TL teşvik almış. Vay be. Uymuş mu? Hayır, tamam. uymamış. Şimdi bir Peki da, bu paraları alıyor bizim paralarımızı. Tabii bizim paralarımızı alıyor. Şimdi bir de Kütahya Tavşanlı da var. Evet benim memleketim evet, burası. Evet Tunç Bilek. Tunç Bilek ise e, modernizasyon teşviği almış. Ne kadar biliyor musunuz İsmail Bey? 193 milyon TL. Vay yani be. eski parayla 193 trilyon lira para almış. Yani tesisi modernize et diye. Tabii ki devletimiz teşvik ediyor zehri minimuma indirecek filtreyi takmamış. Takmamış. Ve Vay be. Bunun için biz bir daha iki buçuk yılda ertelesin diyoruz ona. Ya bu resmen cinayet oluyor zaten. Evet. Doğaya karşı işlenmiş bir cinayet oluyor bu. Bunun akla mantığa sığacak bir yanı yok. Gerçekten de. Bakın işte Türkiye. Bunlar bir avuç gazeteci. İşte Barış Pehlivan olsun, Mustafa Hoş olsun, Murat Ağırel olsun. Tuncay Molla eskiden evet. yapardı bunu. Evet. Çiğdem Toker, bir gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir. Ozan var bir günde yine. Yani sizin paralarınız söz konusu. Hazır bu konuya girmişken bir de çılgın proje. Çılgın projeyi de konuşalım mı? Hem de nasıl konuşalım? Peki. Hazır mıyız arkadaşlar? Haberimiz verelim. Özetle bu proje İstanbul'a ihanet projesi bile değildir. Çok net, resmen bir cinayet projesidir. Gereksiz bir felaket projesidir. Ekrem İmamoğlu'nun gündemi deprem ama sert sözlerin adresi Kanal İstanbul projesiydi. Erdoğan'ın çılgın projem dediği proje için yine Erdoğan'ın kullandığı bir ifadeyle seslendi. Bu ucube projeyle ülkenin Deprem riski en yüksek bölgesine tam 8 milyon insan bırakılmış oluyor. Bu neyin aklıdır? Neyin ısrarıdır? Aynı soruyu soran bilim insanları da oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği deprem çalıştayında uzmanlar çılgın projeye mesafeliydi. Yapılacak bu kadar iş varken acaba o mu öncelikli? Bilemiyorum yani inşaat sektörüne biraz sanki hafriyat işi çıkarmakmış gibi duruyor. Yani biraz siyasi proje olarak duruyor. Neden yapıldığını biz bilmiyoruz. Deprem gibi bir çalıştayla ele alınması gerekiyor. Bunu maalesef yapamadık şu ana kadar. Çalıştayda olmayan uzman isimler seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalıştı. Naci Görür, Kanal İstanbul'un askeri jeopolitik güvenlik açısından telafi edilemeyecek riskleri olduğunu söyledi. Doğanın dengesini bozar dedi. Olası depremin yıkıcı etkisi de artabilir profesörlere göre. Depremi maskelemem lazım. Bu önce depremi konuşmak lazım. Uyarılara rağmen iktidar kararlı. Dışişleri Bakanı Antalya'da, Ulaştırma Bakanı ise Ankara'da bütçe görüşmelerinde Kanal İstanbul dedi ve hatta ihale sürecinin yakın olduğunu işaret ettiler. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek. Dönüm noktası olacak. Dış politikayı nereye uçur o beni hiç ilgilendirmiyor. Ben İstanbul'a 16 milyon insana ve bu ülkeye neye mal olacağıyla ilgileniyorum. Kanal İstanbul projesi de inşallah bu yıl içerisinde onun da ihalesi yapılacak. Bizim milletçe bir sözümüz vardır. Çevirmesi belki güç olacak yabancı konuklara ama Hani ayranı yok içmeye derler. Ekrem İmamoğlu, 75 milyar liraya mal olacağı açıklanan Kanal İstanbul projesine deprem çalıştayında tepki gösterdi. Aslında eksiklerle yapıldı o çalıştay. İstanbul deprem Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'nin deprem çalıştayında aslında İstanbul Valisi ve Doktor AFAD Başkanı'nın da olması bekleniyordu. Çağrıldılar ama ediyoruz, kendileri protokolde görülmüyor ve çalıştaya katılmayacakları öğrenildi. İlgili bakanlıktan tutun, valiliğe herkes davet edildi. Gelmeseler de biz raporları kendilerine yollarız. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'e, kardeşime, meslektaşıma bu konuyu soracağım. Ama mesajlarınız geliyor. Günaydın İsmail Bey diyor. Rahim Aydın, bu güzel ülkemin en uzun süreli mağduriyet yaşayan kesimi. Sesimizi yalnızca siz duyurabilirsiniz. Bir tek Fox kaldı, bir tek Çalar Saat kaldı. Sadece hakkımızı istiyoruz. O yüzden EYT'liyiz, meclisteyiz diyoruz. EYT Rahim Aydın. Bugün Doğan Tılıç bunu yazmış. Diyor ki, PR araştırma şirketi vatandaşlara sormuş. Bir Gün Gazetesi'nin yazarından alıntı yapıyorum Doğan Tılıç'tan. Ve Türkiye'nin en önemli meselesi ekonomidir. Ne dersiniz efendim? En önemli meseleniz nedir derdiniz? Tabii ya bence de öyle. İşsizlik, yoksulluk çok zor. Sosyal medya mesajları. İmamoğlu Kanal İstanbul'u eleştirdi. Bu ucube projeyle ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine 8 milyon hapsedilmiş olacak. Bu nasıl bir projedir Allah aşkına? Bu neyin aklıdır? Yeraltı suları ve Terkos'un tuzlanması riski taşıyor. İstanbul halkı deniz suyu mu içecek? O zaman ekonomi yazarı aslında bu konuları irdeleyen gazeteci arkadaşımıza soralım bakalım. Çılgın projeyi nasıl anlatacağız? İhanet projesi diyorum ben. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle ihanet projesi. Şehre, şehre yani. Şehre tabii çılgınlığın ötesinde orada bir yaşam yok ediliyor. Yani yaşayan hayvan yaşayan oradaki hayvan e, kültürü aynı zamanda doğa kültürü canlılar bitkiler her şey yok olacak orada. Bilim insanları avazı çıktığı kadar anlatmaya çalışıyor. Bağırıyorlar. Çet raporlarında belirtilmeyen deprem riski olan bölgede neler yaşayacağımıza dair bizi inanılmaz derecede e, yayınlanmış olan bilimsel verilerle uyarmaya çalışıyorlar. Bakın, 8 milyon nüfuslu ve 97.600 hektar bir alan yaratılacak Boğazla Trakya arasında. Şimdi başka gösterelim Serhat. Evet bu arada. Evet. Bu alanın içerisinde 8 milyon nüfuslu bir e, kitle hapsedilecek. Şimdi zaten Deprem Kuşağında yaşıyoruz biz. Burayı yaratıldıktan sonra ulaşım alanlarında da bir takım aksamalar yaşanacak hı hı. ve bütün e, yaşam kültürü yeniden değişecek. Bununla ilgili yapılan çalışmaların tamamında haritayı ver beni, beni al, beni al haritayı ver. Evet. Yapılan çalışmaların tamamında buradaki su havzalarının yok olacağı, oradaki tarım alanlarının yok olacağı bakır İsmail Bey. Şimdi bilmeyen izleyenlerimiz olabilirler efendim. Karadeniz dün Naci Görür hocamızın da altını çizdiği gibi Karadeniz şu anda dünyanın en kirli denizlerinden Denizi. bir tanesi belki de birincisi. İddia o ki yani çılgın proje kapsamında Karadeniz'de Marmara birleştirilecek ve evet. adacıklar oluşacak deniliyor. Naci görüyor bunu söylüyor. Deprem riski var deniliyor. E tabii ki bir de şöyle düşünün. Naci Naci hocamızın anlattıklarına istinaden yine söyleyeyim. E, kuzey tarafında kireç taşları var. Çok sert kireç taşları var ve orada e, patlayıcılar kullanılacak ve çok ağır iş makineleri kullanılacak. Oradaki yaşanacak sismik hareketler çet raporunda yok. Deprem bölgesi nasıl etkileyecek? onlar da yok ve oradan çıkacak bir yıla 1 ila 1,5 milyar metre metreküp bir harfiyattan bahsediyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu anlattı. Bağcılar gibi 3 tane ilçeye oradan çıkan harfiyat serildiği zaman Bağcılar ilçesi 20 metre yükseliyor. Düşünün ki böyle bir harfiyattan bahsediliyor. Ne olacak bu harfiyat? Bir adacıklar oluşturacak bunlar. E, bir bölgesinde. de ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu nasıl bir finansman modeliyle yapılacak? Şimdi burada bu yap işlet devret Çünkü çünkü şu anda paramız yok, pulumuz yok. Evet, zaten nasıl ye, olacak 75 milyarla 100 milyar TL arasında bir e, maliyet hesaplanıyor ki bu böyle olmayacak. Biliyorsunuz ki her zaman iş artışlarına gidilecek ve daha fazla olacak. Sonradan bu, artıyor. Sonradan artıyor. Yap işlet devret modeline geçecekler. Daha öncesinde bu proje ilk açıklandığında 2011 yılında Erdoğan Bayraktar demişti ki biz bu projeyle ilgili e, takas yapacağız. Şöyle takas yapacağız. Yap işlet devret modelini alan insanlara çevresindeki arazileri vereceğiz ve orada villa yapmalarını sağlayacağız demişlerdi. Orada da 4 milyonluk bir nüfus oluşturulacak ve bir rant ekonomisi oluşturulacak demişti. Bunu Sayın Erdoğan Bayraktar söylemişti. Buradaki finansmanı şu ekonomik şartlarda sağlamamız mümkün mü? Mümkün değil. Bir saniye. Üç tane uzman görüşü var. Onları da arkaya verelim fotoğraflarını. Bu arada sosyal medya mesajlarına devam edelim. Çılgın proje konusunda bakalım başka ne var. Hilmi Acaloğlu. İmamoğlu Kanal İstanbul'u gömdü. Su havzalarının yüzde otuzu yok olacak. İstanbul'u deniz suyu mu içecek. 2.1 milyar metreküp hafiyat nereye dökülecek? Bakın bu kadar hafiyat nereye girecek? Birileri para kazanacak diye doğal çevresinin yok edilmesine izin vermemeliyiz. Proje İstanbul'a ihanet değil, cinayet ve felaket projesi diyor. Evet. Projenin %52'si tarım arazisinde yapılıyor. %52'si. 23 met 23 milyon metrekare orman alanı yok olacak. 136 milyon metrekare tarım alanı yok olacak. Buradaki endemik bitkiler ve oradaki yaşayan hayvan do, hayvanlar ne yazık ki katledilmiş olacak. Ve su havzalarımız, artık su havzalarımız Sayın Naci Görür de bunu çok güzel açıkladı. İmamoğlu da söyledi. Değil İmamoğlu da söyledi. Oradaki kod farkından dolayı bizim temiz su içecek kaynaklarımızın tamamı tuzla basılacak. Ve biz zaten kıt kıt kaynağımız var su havzası olarak. Evet. Onlar yok edilmiş olacak bu Peki, sayede. Geçelim. İnternet haberden bir alıntı manşet geliyor şimdi. Profesör Doktor Naci Görür'ün internet haber.com'daki manşetine göre Kanal İstanbul projesiyle ilgili vadi ve çevresindeki ekosistem fauna ve flora büyük ölçüde tahrip olacaktır. Beklenen deprem gerçekleşirse kanalın Marmara Ağzı 9-10 şiddetinde etkilenebilecektir diyor Naci Görür. Devam ediyoruz. Haluk Ilıcak Çevre konularına duyarlı bir emekli büyükelçi. Profesör Doktor Görür'ün Kanal İstanbul konusundaki kaygılarına önemli bir hususu daha eklemek gerekiyor. Montrö Sözleşmesine göre istemen hiçbir gemiyi boğaz yerine Kanal İstanbul'u kullanmaya zorlayamaz. Murat bir soru soracağım tabii ki. Sen hep böyle para, paramız nereye gidiyor, ihaleler bunları irdeliyorsun. Sence bu neden gündeme geldi şimdi? Ben seçim yatırımı diyorum. Öyle mi? Bakın neden. İsmail Bey. AKP iktidarı döneminde biz alıştık artık. Seçim dönemi yaklaştığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı herkese bir şekilde mesajlar veriyor. Şimdi siz inanıyor musunuz ki termik santrallerin e, bacalarına filtre takılma işi komisyonda görüşülecek, komisyondan çıkacak, meclise gelecek, mecliste onaylanacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu gidecek, veto edecek. Bundan memnun muyum? Çok mutluyum. Ben de. Çok mutluyum. Yani buradaki doğru yapılan her şeyi desteklerim. Siyasi partisi hiç önemli değil. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Kesinlikle. Murat. Ama bir gün öncesindeyse bir gün öncesinde daha, daha doğrusu bir hafta öncesinde ise Sayın Cumhurbaşkanımız Din Şurası'na katıldıktan sonra dedi ki biz İslamiyet'i kendimize uydurmayacağız. Biz İslamiyet'e uyacağız ve hayatımızın merkezine, merkezine de İslamiyet'i yerleştireceğiz dedi. Şimdi, Cumhuriyet'te bir yazar bunu yazmıştı da ondan belki alıntı yapabiliriz. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bir tarafta muhafazakar kesime mesaj verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Termik santrallerle çevrecilere mesaj verdi Sayın Cumhurbaşkanı ve bunların hepsi seçim yatırımı olarak görüyorum ben. Bu Kanal İstanbul projesi yapılabilecek ve akla mantığa uygun bir proje değil. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum ne yazık ki bunu kaldırmıyor. Zaten daha öncesinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu proje dile getirildi. Ardından TÜBİTAK 1990 yılında bunu dile getirdi. 1993 ya da 94'te Sayın Bülent Ecevit tekrar bunu gündeme getirdi. Ve Sayın Erdoğan 2011 yılında tekrar gündeme getiriyor. Peki. Şimdi biraz önce söyledin ya o gelişmeleri Sayın Erdoğan o sözlerini Zülal Kalkan denen Erdoğan'ın laikliğe öldürücü darbe evet. şeklinde yazmış. Ben de yarınki Laikliği yazımda yazdım. vurgulamamız gerekiyor diyor. Çünkü laiklik ortak yaşamamızın teminatlarından bir Kesinlikle. tanesi. Yani din ve vicdan hürriyetinin de teminatıdır Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Zaten yarınki yazım da benim onun üzerine. Ben Uğur Mumcu Ekolü'nden geliyorum ee, İsmail Bey. Ve bu ülkenin çok zengin bir ülke olduğunu... Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkı sarılıp onu Bravo. canımız pahasına korunmaz Bu gerektiğine inanıyorum ben. Bu arada Uğur Mumcu dedin ya, evet. dün beni Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı aradı. O sırada toplantı halindeydiler ve beni Uğur Mumcu ile ilgili bir etkinlikte konuşma yapmaya davet etti. Daha doğrusu moderasyon yapmaya. Ocak ayında tam da Demokrasi Haftası'nda ben Süper. de böyle bir görev üstlenmiş oldum. Murat bir de şunu sormak istiyorum sana. Tabii genel olarak sistem hani modelleme var. Bir tane bu kamu ihaleleri bizim paralarımız. Bunu bir anlat ya bu sistem nasıl dönüyor ve nerede sorun? Şöyle yaklaşık 17 yılda 256 defa değişmiş bir sistemden bahsediyoruz biz ihale sisteminde. Kamu ihale kanunu. Kamu ihale kanunu. 4734 sayılı kamu ihale kanunu var. 4735 sayılı da sözleşme kanunumuz var bizim. Normalde ihaleler devletin bir mal alımı ya da bir hizmet alımı yapacağı zaman onun en kaliteli ve en ucuz şekilde yapılmasını sağlayan aslında çok da düzgün e, ihale kanunlarıdır. Ne yazık ki ülkemizde bunlar düzgün şekilde uygulanmıyor. Ve özellikle 17-18 yıl içerisinde bu sadece AKP belediyelerine has değil tüm partilerde de aynı şekilde mevcut. Mesela cumartesi günü bunlarla ilgili yazacağım ben. Neden derseniz e, bir şekilde insanlar... Var oldukları siyasi ideolojiden beslenmek için rant ekonomisi yaratmışlar kendilerine. Hı hı. Belediyenin, kamunun kaynaklarını öyle bir şekilde yağmalıyorlar ki Sayın Ekrem İmamoğlu ya da siyasiler seçim döneminde kendileri israf diye nitelendiriyorlar ama bu israf değil. Bunun adı yolsuzluk, bunun adı yağma. Çünkü neden? Ülkemizde açlıktan ölen insanlar var, intihar ediyorlar. Evlerine ekmek götürmek için gün boyunca sadece 20-30 lira yövme için çalışan insanlarımız var. Esnafın işi dönmüyor biliyor Esnaf, musun? Siftah yapmadan köken kapatıyor. Anadolu'nun her ücra köşesine gidiyorum ben. Davet edildim her yere gidip anlatıyorum. Ve görüyorum insanların feryatlarını görüyorum. Bu ülkede Maviş Eşmen'in 40 günlük bebeği açlıktan soğuktan donarak öldü. Ve biz onun hesabını gelecek kuşaklara aktaramayız. Benim yapmaya çalıştığımsa buradaki kalıyor kaynaklarını duyurmak. Nasıl yağmalandığımızı, yolsuzluğun ne boyutlara geldiğini anlatmak. Eğer kalkıp da sadece İstanbul tekelinde söylersek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sadece 6 yıl içerisinde Hı -hı. bir tane firma 1 milyar 300 milyon TL araba kiralama ihalesi alıyorsa burada Hı -hı. bir aksilik var. Hı -hı. Mesela ihalenin içerisine nasıl bir şey yerleştiriyorlar İsmail Bey? Evet. Ee, araba kiralama ihalesi yapılacak. Ama araba kiralama ihalesinin içerisinde adam tutuyor, boğaz turu yapması için... Tur yap belgesi istiyor. Hı hı. Ya da tur yol belgesi istiyor. Zaten o belge bir da iki firma da var. Hı hı. İstediğiniz kadar ihaleye girmeye çalışın giremezsiniz. Çünkü o belgesiz evet. de yok. Sevgili Murat çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok Sabah sağ ol. Sabah erkenden geldin. Çok çok sağ ol. Eksik olma. Var olun. Şimdi